Türkiye'nin en sansasyonel yasak aşklarından birisi olan Hülya Avşar ve Tanju Çolak ilişkisini sizler için derledik. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Hülya Avşar, tacı elinden alındıktan sonra çok daha büyük bir şöhrete sahip olmuştu. Türk sinemasının aranan yüzüydü ve geleceğin as solisti olmak için hazırlanıyordu. Bir de Galatasaray'ın efsane futbolcusu Tanju Çolak vardı ki memleketin dört bir yanında gol kralı olarak anılmaya başlamıştı bile. Samsun Spor'dan Galatasaray'a geçmesiyle birlikte başarısı ve ünü katlanarak artmıştı. Hülya Avşar o dönem Coşkun Sabahlı duygu yoğunluğu yüksek bir ilişki içerisindeydi. Ünlü ud sanatçısıyla müzik çalışmaları yapmak için tanışmış ve kısa sürede aşk yaşamaya başlamışlardı. Ancak bu aşk Coşkun Sabah'ın askere gitmesiyle sekteye uğradı. Elinde bir tomar jetonla askere giden Coşkun Sabah, Hülya'yı her fırsatta arıyor ama anne Emral Avşar tarafından evde yok cevabıyla karşılaşıyordu. Coşkun'un bu çabaları askerlik boyunca boşa gitti. Nitekim bir süre sonra Hülya Avşar'ın bir iş adamıyla birlikte olduğu gazetelerde boy boy yer almıştı. Üstüne bir de İbrahim Tatlıses dedikodusu çıktı. Ama onun gerçek aşkı futbol dünyasının yıldızı Tanju Çolak oldu. Samsun Spor'da oynarken verdiği ilk röportajında en büyük 3 hayali soruldu Tanju'ya. Tanju Çolak'ın cevapları hem şaşırtıcı hem de netti. Güzel bir spor araba, benzin istasyonu sahip olmak, Hülya Avşar. Hülya Avşar olan hayranlığını dile getirdiğinde henüz bekardı Tanju Çolak. Ancak ilişkileri başladığında Tanju evlenmiş, hatta eşi Aysu Hanım'la bebek bekliyorlardı. Bir gün Suadi'deki bir apartman binasına önce Hülya Avşar'ın sonra da Tanju Çolak'ın girdiğini gördü mahalledekiler. Bu ilginç magazin olayına tanık olan mahalleli hemen hafta sonu gazetesini aradı. Ve olay yerine bir muhabirin intikal etmesi sadece birkaç dakikayı aldı. Yılın bu magazin olayını kaçırmayan muhabir tabii hemen ikilinin apartmandan çıkarken fotoğraflarını çekti. İkilinin buluştuğu apartman dairesi de sanatçı Semiha Yankı'ya ait ve evde Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre de vardı. Tanju ve Hülya aşkı bu şekilde patlak verdi ve bir şekilde ikili aynı fotoğraf karesine girmekten imtina etmedi. Hatta bir şehir efsanesine göre Aysu Hanım bu ikiliyi birlikteyken bastı ama bu konu hiçbir zaman kesinlik kazanmadı. Bir şekilde zina davası açıldı ve Hülya Avşar mahkemeye çıktı. Mahkemedeki savunmasını da biz Tanju Çolak ile ileri derece arkadaşız şeklindeydi. Aysu Hanım tüm bu ihaneti sineye çekti ve Tanju Çolak ile olan evliliğini devam ettirdi. Hatta gazetelere Hülya hamile kalırsa Çolak soyadını alamaz, oturur kendi bakar şeklinde açıklamalarda bulundu. Tanju Çolak ise hızla çıktığı kariyer merdivenlerini bir o kadar hızlı inmeye başladı. Fenerbahçe'ye transfer olması büyük bir tepkiyle karşılandı. Araç kaçakçılığı yüzünden de birkaç kez hapse girdi. İkili bu gelişmelerden sonra 3 seneye yakın süren ilişkisine noktayı koydu. Hatta Hülya Avşar, Aysu Çolak'ı arayıp ben bir hayvanlık yaptım, çok pişmanım, senden özür diliyorum. Gencim, hata yaptım, aşık oldum. Onun için de senden özür diliyorum dedi. Tanju Çolak ise yıllar sonra verdiği bir röportajda medeni durumumuz uygun olsaydı Hülya ile evlenebilirdik. Ama ondan kaynaklı bir sebeple evlenmedik. İlişkimiz Hülya yüzünden bitti şeklinde bir itirafta bulundu. İkili yıllar sonra sadece bir kez karşılaştı ve el sıkışıp selamlaştı. Türkiye'nin en sansasyonel yasak aşkı da böylece tarihin tozlu sayfalarına karıştı.